30 Ekim 1923 tarihinde toplanan belediye meclisine 3 imzadan oluşan bir takrir sunulmuştur. Takrirde bir eşine daha rastlanmayacak, beyaz taşlarla örtülü bir saat kulesinin şehrin merkezi bir yerine yaptırılması teklif edilmiştir. Belediye Başkanı Kamil Altbey, Meclis Üyesi Tevfik Çoruh Bey ve Hamit Dönmez Bey tarafından belediye meclisine sunulan takrir, kabul görerek ayakta alkışlanmıştır. Ertesi gün belediyeye davet edilen, minare yapımında eşsiz usta olarak tanınan Muhyiddin Usta, ecdadım, dedelerim taç mahalli nasıl itina ile yapıp oraya hediye etmişlerse ben de saat kulesini Bayburdum'a hediye edeceğim diyerek yapımına başlamıştır. Bayburt'un Taşçılar Köyü'nden olan Muhyiddin Usta, yetiştirdiği 10 kadar usta ile kış boyu verilen ölçülere göre taşları yontmuş, 18 Mart 1924 tarihinde düzenlenen törenle eserin temelini atmıştır. Bir taraftan saatin konulacağı yerin maketi ölçüleriyle birlikte Almanya'ya gönderilerek 4 adet saati çalıştıracak olan makine sipariş verilmiştir. İnşaatı belediye tarafından üstlenen saat kulesi tam 7 ay 11 günde 1924 yılı Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmiştir. 29 Ekim 1924'te düzenlenen Cumhuriyetimizin 1. yıl dönümü kutlamaları saat kulesinin 10 gong vurmasıyla başlamıştır. Daha sonra saat kulesi halkın görüşüne arz edilmiştir. 21 metre yüksekliğindeki bu tarihi eserin kitabesi ve makineleri üzerinde herhangi bir yazıya rastlanmamıştır. Eskiden kulenin alt kısmında saat kulesi halkın görüşüne arz edilmiştir. 21 metre yüksekliğindeki bu tarihi eserin kitabesi ve makineleri üzerinde herhangi bir yazıya rastlanmamıştır. Eskiden kulenin alt kısmında akan 4 çeşme ve etrafını çeviren demir parmaklıklı bir bahçe bulunmaktadır. Ancak bu sonradan kaldırılmıştır. Ayrıca kule yapımında saat akşamı şerefe hizası ile kubbe altında kalan 4 pencerenin altına 2,30 metre boyunda 4 demir ayağı oturtulmuş, ağırlık sistemiyle çalışan makine monte edilmiştir. Bu ağırlık 17 kilogramdır. Uzunca ve ağır bir sarkacı vardır. Bu makineden yukarı çıkan 1 mil doğu, batı, güney ve kuzeye bakan 4 kadranı taksimet çarklarıyla çalıştırmaktadır. Akrep ve yel kovanları içeriden her kadrana açılan küçük kapaklardan ayarlanmaktadır. Bu kısmın üzerinde 4 yöne bakan pencereler vardır. Bu pencereler hizasında kubbeye yakın aşağı yukarı 60-70 santim çapındaki çana makineden gelen bir telin çekip bırakmasıyla saat başlarında saatin gösterdiği sayı adeti kadar yarım saatlerde de bir defa vuran çekiç bulunmaktadır. Kaynakça Karakoyunlu Sadri Bayburt Tarihi.